أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Allah istifade ve istifaza ettirsin inşallah. Serekada imanımızda inkişaf etse elhamdülillah dünyanın en büyük fanisi buna denk gelmez. Bunu anlamayız de. Dünyanın en büyük fanisi, ahiretin en küçük bekasına denk gelmez. Değil mi? Zerre kadar. Bugün bununla alakalı tabii mukaddem yapayım, 2-3 cümle. Kur'an'ın kıymeti ne kadar mühimdir? Yani Kur'an o kadar mühim mi? Sorusuna İşaratul İcaz'da 164'te diyor ki dinler olmasaydı, yani Kur'an derken dinler olmasaydı insan hayvan olarak kalacaktı. Dinler olmasaydı insan hayvan olarak kalacaktı. Yani ulvi değerler çıkmayacaktı. İnsanın ulvi değerleri çıkması adına Adem Aleyhisselam bir kere hata yaptı. Allah niçin affetmedi? Hem de direkt aldanmadı. Dolayısıyla aldandı. Size bir soru sorayım. Çoğunuz evlisiniz. Hanımınız cennetten çıkmanıza sebep olsa yetmiyor. Tanımadığın, bilmediğin yere dünyaya, yani o bilmiyordu, atılsa 600 sene gece gündüz yok tabii. Görmemiş ilk defa. 600 sene ızdırap çekse ve imanı kazanma veya kaybetme davası açılmış, Allah kızmış. Ahmet Mehmet kızmamış. Allah'ın kızmasını celbetti. Cennetten ihraç edildi. Havayı kaybetti. Mekanı kaybetti. Ve tanımadığın, ya kimse yok ya, gece günü, gece yağmur falan, her böyle bir yere atılsan, 600 sene bu çileden sonra hala düşünce devam ediyor. O hanımını görsen, ne yapardın? Çok iyi. Kıyma mı? Kuşbaşı kıyma. Kuşbaşı kıyma değil mi? Abi? Şiş. Sarılıp ağlamışlar. Peki, senin hanımın böyle olabilir mi? Senin cennetten ihraç ettiğin mi? Niye? Rabbiyoruz. Eğer imanına hücum ediyorsa bundan daha beterdir. İmanını tehlikeye sokuyorsa daha beterdir. Peki, konum şu. Arkadaşlar, 20. sözde diyor ki, şu cümleyi okuyacağım. Bu kademe ondan sonra geçecek. Bak 20. sözde Osman, bak kardeş, bir cümle okuyacağım. Sayfa 262. Gösteriyoruz. Ama neyse. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytanı aldandı. Cennet gibi bir makamda ruh-i zemine muvakkaten sukut etti. Bir defa aldandı. Soru şu. Allah onu niye affetmedi? Bir defa oldu. Şimdi ucu sana dayanıyor, bana dayanıyor. Allah'ın muamelesi verdiği nimetle muamele görüyor. Diyor ki ve alleme Ademel esmel külliha. Bütün isimleri öğretti mi? Ne kadar öğretilmişse bedeli o kadardır. Bütün isimler öğretilmişse öğretilmeyen bir şey yok. Boşluk yok ki onun mazurun olsun. Bize bütün isimler öğretilmedi. Onun için özürümüz olduğundan dolayı o boşluktan tokat gelmiyor. Havasını alıyor.
yüklendiğin kadar muamele göreceksin. Bir defa ama boşluğu hiç yoktu. Ve alleme Âdemel esme-i külla. E demek ki bir defa yaptı ama bütün isimleri öğrendi halde yaptı. Sen Mehmet abi ne kadar öğrendinse o kadar bedeli var. Ağır geliyor. Dağların tepelerine fırtına eser. Dolu tepi kar iner. Ova su alır. Avam olmak iyi ama hadise bizi avam bırakmıyor. Evet. Kur'an'ın kıymetini anlamak için Kur'an olmasa ne olurdu? Şimdi ondan giriyorum. İnsan hayvan olurdu ama şu. İnsanın en büyük meselesi kabildir. İster Kur'an olsun, ister olmasın. İster dinin olsun, ister dinin olmasın. Dinin olsun veya olmasın. Fark etmez. İnsanın en büyük meselesi ölümdür. Var mı bu kafirede? Var. Bu çözülmeden insanoğluna rahatlık yok. Kabir izah edilmesi lazım. Ya bir psikoloji ölüyorum endişesiyle ne gece kalıyor ne gündüz kalıyor. Psikolojik rahatsız oluyor. Ölüyorum sandım. Doğru mu? Bu da iman var ha. İman var ha. Namazında var ha. Ölüyorum zannıyla psikolojimiz bozuluyor değil mi? Peki ya kafir, imanı olmayan ölümü nasıl değerlendirir? Ha burada söylüyorum. Nasıl ki iman ki Kur'an vesile olmuş, ölüm vaktinde. Mesela doktora gittiniz, rapor ver. Diyor ki raporda kanser. 15 gün içinde öleceğiz. Ne yapardık? Murat'ın mahsuru yoksa hemen ne hatırına geliyor? 15 gün ömrüm var dedi. Sebep noktasına adam maalesef. Şey Murat diyor, abimle kıyas ediyorum. Ne yapardı? Her günüm secdeye mi geçerdi herhalde? Secde mi yapardın? Başka hiçbir şey yapamazsın. Antika bir şey söyleyecek olan var mı? Elhamdülillah derdim. Ne demek? Elhamdülillah derdim. Ne demek elhamdülillah? Ona da şükür. Bir bakayım öyle kimsin sen? Biraz onu zor söyle. Elhamdülillah şükür demezdin kardeşim. Aldatıyor seni. Ben kanser olan olduğunu öğrenen bir arkadaşın yanındaydım o an. O an ben ölecektim neredeyse böyle. Boğazım falan böyle perişan oldum yani. O an öyle değil abi. Cenaze gömerken ve vazifem de. Ben ya. Yani bu kadar enfusil yani bizim ilimce malum oralar. Yani bambaşka oluyor ya. Yumurta dayandığı zaman. Vallahi ya. Yani ölüm bayılmak değilmiş ya. Öyle anladım. Antika bir şey söyleyecek var mı? Mesela 5 gün kaldı. Mezarlar ziyarete giderdim. Mezarları. Ölümün 15 gün kala. Yani giderdim. Alıştırmak için. Yok yani hem orayı gördükçe bir dua, yani ölmemek için dua ederdim büyük ihtimal. Kendi. Öyle değil mi yani herkes kalkıp da ya biraz daha yaşayayım demeyecek mi? Hani o kadar namaz borcum var, bari bir yıl daha yaşayayım onu kapatayım derdine düşersin. Herhalde tövbe istiğfar ediyor. Abi istersek boş. Hızır abi gibi bir insan verdiği cevabı bildikten sonra sizden düşünsün herhalde. Onu ben söyleyeyim, hatırlatayım. Benim şekille düşünmeme ya o konuştuğum paragrafı, cümleyi şekillendirmeye, misallendirmeyi öğreten bana abim. Mekanı cennet olsun. Yani okuduğum cümleyi şekille konuşacaksın dedi. Bana vasiyeti. Şekillendireceksin. Avamdır. Hepimiz öyleyiz. Derdi ki şekille insan daha iyi kavrar. Onu şekillendireceksin.
Bir de ders çalışmadan insanların karşısına çıkmayacağız diyen zat. Acayip. Allah 15 sene uykusunu kaldırmış. Yok. Geylani gündüz gezdirmiş onu. Burasına gelmiş. Elden aşağı felç. Geylani gündüz gelmiş. Uzun. Gelmiş. Evden almış götürmüş. Dünyadan çıkartmış. Arkana bak demiş. Benim şeyimi tut demiş. Hiç arkana bakmayacaksın. Gözünü de kapa. Bana derdi ki soğuk şeyler geliyordu. Yer yer hafifti. Sonra durdu hissettim dedi. Bana dedi ki gözünü aç. Cübbesini tutuyorum. Aç. Açtım. Arkana bak dedi. Baktım. Dünya böyle bir misket kadar mavi bir küpte gördüm. Güha, Hüseyin abi ya. Bu gündüz ortası. Bu zat. Bir gün oturuyorum dedi. Miraç Risalesi ne okuyor? Bir baktım o da nurlandı. Acayip. Gündüz. Gündüz ya. Belden aşağı felç. Ve 15 sene Allah uykuyu kaldırmış. Uyku yok. İşi tamamen bu. Ne olur. Bir Allah Allah. Bir baktım ki ayağının ucuna Hazreti Ali gelmiş radıyallahu anh. Bir de Fatıma-tı Zehra gelmiş radıyallahu anh. Validemiz gelmiş. Gündüz ortası. Selam verdi. Tanımadım dedi. Rüyalarda görüyordum ama şimdi gündüz geldi. Selam, aleyküm selam ustadımın ustadı dedi. Neyse ne dediklerini bilmiyorum. Bana şunu söyle. Bana diyor ki Hızır. Hadi gidelim. Ömrüm bitti. Elinde Miraç Risalesi. Gelen zat. Hazreti Ali, hani Azrail o şekilde giriyor ya. Fatıma-tı Zehra. Ayağına. Elinde Miraç Risalesi, Hazreti Ali ayağı, burada bu, bu da bu. Ona ne diyor biliyor musun? Sen şimdi tabii tabii hemen dersin. Olmuyormuş işte. Dedi ki, yayma, korkuyorum. Ben İmam Ali dedi ya. İmam Ali, niye korkuyoruz? Yayma, korkuyorum. Diye başlamış ağlamaya. Hazreti Ali demiş ki, demek ki bir muallak da kader var. Bir tamam, bir sabit defter var, bir de değişen defter var. Dedi ki, ya Hızır, ömrüm bitti ama sana 10 günde mi öleceğiz? Ondan sonra ayrılıyor. 9 gün, 8 gün, 7 gün falan, 2 gün, 1 gün. Dersi sabah yapıyor, öğle namazından yakın dedi ki, namazı kılacağız dedi. Ben odaya gireceğim. Odaya girdikten sonra sakın bir saat gelmeyin dedi. Bir saat sonra dedi. Falanca göz kapaklarını düzeltsin. Elimi tepmeyin. Ellerimi ben düzelteceğim dedi. Kapakları düzelteceksiniz dedi. Göz kapakları. Şöyle yapacaksın. Cenazemi falan yıkasın dedi. Falanca yıkıldırsın dedi. Beni falanca yere göreceksin dedi. Öyle diye zaten ölüm dendiği zaman son 10 günde ölüm dersini yapmayın derdi bize. Ve karşılayan da o. Hasan abi ertelemekten mi ölüm? Şöyle bak, bir lef-i mahfuzdaki kader var, o uzun. Bir de lef-i mahfuz ve ispattaki muallak kader var. Bu muallak kader. Muallak kaderi böyle yapmış ki aslında ki lef-i mahfuzdaki kader değildi. Buna böyle yaptılar ki Hasan'a da ders versin, Hasan da bu size anlatsın. Sonunda anlatın bari Thomas. Ha? Sonunda anlatın. Ha şey mi? Ha sonra ne yaptınız? Tabii. Öğle namazından sonra. Öğle namazını. Öğle namazını kıldı. Hepimize vedalaştı. Ondan sonra. Ana işte söyledin orada söyledin. Ondan sonra. Korkma. Karşılayacağım seni. Ondan sonra. Allah. Ellesin. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ne insanlar yaşamış ya. Bitirmiş, açmışlar burada orayı. Hasan Hocam,
yakınımız böyle çok rahat, çok hastaydı. Bir ki geldiler beni almaya. Dedim ki diyor, katına getirecek bir şeyim yok dedim. O an diyor, nasıl söylediğimi de hatırlamıyorum. Ama söylediğimi de, nasıl söylediğimi de hatırlamıyorum. Katına getirecek bir şey yok. Evet, nasıl ki iman ölüm vaktinde arkadaşlar, çok hastaları ziyaret ettim. Çok böyle ölümle bir kere hatta ya denk geldim. Yurt dışında da sahip, Türkiye'de de dostlarımın babasını, şeyin, annesi yasını okurken o ölüm anlarına denk geldim. Bir de ölümünü bekleyen insanları da çok seyrettim. Ölüm vaktinde insanı Kur'an idam-ı ebediden kurtarıyor imanla. Şimdi bak, hayal eder misiniz? Benimle beraber hayal eder misiniz? Yatıyorsunuz. Yatakta. Evinizde salonda bir salona yatak çıkarır mısın? Tek kişilik. İki kişilik çıkar. Hayal bunun için vermiş. Tek kişilik bir yatak çıkarır mısın abi? Ve doktor dedi ki her şey hazır oldu. Eğer dediğimi hayal ederseniz tesir ederse. Şimdi 15 gün de bitti. Her an bundan sonra geçenlerde birisine böyle gittim. Hem de Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nı yapmışım gelinine. Yani tıpta bitti diyor. Şu anda saniyeleri, bunlar geçti artık. Bizim tıpta göre bitti. Bunu katıldım ya şeyine kadar. Gittim yani yaşıyordum. Şimdi böyle her an böyle Azrail'i bekliyorsun. Nasıl gelecek? Ne yapacak? Falancanın malını yedim. Kız kardeşlerimle paylaşırken mirası geçirdim. Şimdi kim dinler beni çocuklarım, ver onun diye. Kul hakkını yedim. Kırmızıda geçtim. Makaslama yaptım, adamı korkuttum. Vesaire. Kaza namazlarım duruyor. Olan bir sürü YouTube'lara girdim. Onları önüme koyacaklar. Böyle ne yardım edecek size o anda? Evet. Bu rezilliklerim var ama elhamdülillah Risale okudum. Derse gitti. Maddi ve manevi hizmete yüklendi. İşim yok ama Allah bakıyorsun. Senin tavana gönül verdiğinde şüphe yok, vicdan. Ancak o tahammül ettirir. Başka hiçbir şey tahammül ettirmez. Ben zehirde bunu yaşadım. Hizmete sahip çıktığın kadar sahip çıkılacaksın. Sevdiğin kadar sevileceksin. İnsanların kusurlarını, hatalarını, günahlarını örttüğün kadar günahlarımız örtülecek. Verdiğin kadar alacaksın. Sevdiğin kadar sevileceksin. Tuttuğun kadar tutulacaksın. Ne kadar insanların, bir daha söylüyorum, günahlarını, hatalarını, kusurlarını, noksanlarını örttüğün kadar kusurlarını örtülecek. Allah vaat etmiş. İman işte o ölüm vaktinde insanı böyle idam-ı ebediden olan kefen. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Hasan Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına mutakiben falan camide kılınacak, aile kabristanına defnedilecektir. Bunları böyle film takar takar geliyor. İdam ebediden iman kurtarıyor. Evet ezilim ama imanım var. İmanın karşılığı Allah değil, cennet değildir. Allah'tır. Çünkü Allah'ın zatının bir nurudur. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu zatının bir nurudur. Esma değildir iman. Zatının nurudur. Seni Allah o kadar seviyor ki. Bak. Bunu bir daha söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Sen en çok sevdiğin neyin var?
namusu, mukaddesattan bahsetmiyor. Dünya olarak namusunuz değil mi arkadaşlar? Namusunuz. En çok sevdiğimiz namusumuz. Yani üzerine titrediğimiz, canımızdan daha mühim namusumuz. Öyle mi? Bu namusunu en namussuza seyahat ederken bir yerden bir yere intikal etsin diye onu seyahatta teslim eder misin? En namussuza. Namussuz olduğunu biliyoruz. Canın pahasına etmezsin değil mi? Yani en çok sevdiğini hiç sevmediğine teslim eder misin? En çok sevdiğini hiç sevmediğini. Allah'ın en çok sevdiği nedir? İman. Allah en çok sevdiği imandır, sana vermiş. Seni en çok seviyor da. Değil mi? Ben vallahi sevmediğime, sevdiğimi vermem. Al oradan bir şey, al oradan de. Allah'ın en çok sevdiği imandır, en çok sevdiğini verir. Git lan oradan, git diye kafir zindik, al sana iman demiyor. Sevdiğine veriyor. Allah sana verdi. O zaman Allah en çok sevdiği imanı sana verdiyse, Allah en çok seni seviyor. Şeytan burada devreye girip, acaba beni seviyor, seviyor mu diye vesvese yapma. Allah sevgisi varsa her şey güzeldir. İman ölüm vaktinde insanın ebedi idamdan kurtarıyor. Öyle de herkesin hususi dünyasını dahi dünyada yaşarken idamdan, işin karanlıklarından kurtarıyor. İdam ne biliyor musun? Ömür geçiyor. Sağlık gidiyor. Bak ömür geçiyor. Güzelliğine güvenme. Bir sivilce yok eder. Gençliğine güvenme. Bir mikrop yok eder. Karnının doyduğuna bakma. Tuvalet arkasına takmış. Tuvalet gelecek arkası. Ha? O kapı açık olsun. İçerisi kısmına başla. Arkadaşlar, kişinin dünyası, hususi dünyası, her şey gidiyor elinden, gitmiyor. Bu idam. Hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan, küfrü mutlak olsa, Allah inkar ediyor. Hem o insanı, hem hususi dünyasını, ölümle idam edip, manevi cehennem zulmetlerine atar. Daha önce bir şey anlatmıştım değil mi biz size? Tarika kanla alakalı bir şey anlatmıştı. Bir zat YouTube'larda dolaşırken bizim YouTube şey geliyor. Ölüm meselesine geliyor. Ahiretin ispatı ama YouTube'da çok eski 2004'te yapılmış. 10 dakika geçmemiş 7-8 dakika ahiretin ispatına dair veciz cümleler. Veciz. Adam ona denk gelmiş. Ateist yani. Fakat sarsılmış. Bana attı ya ben de size attım sesli. Benim WhatsApp grubunda olanlar bunu duymuş. Bu adam kanser oldu ya. Bismillah söylüyor. Kanser oldu. Onun yoldaşları evini ziyaret ettiler. Hepimiz kimseyi kabul etmedi abi. Kendi ifadesi. Ben onun yalancısıyım. YouTube'dan oradan buldu beni. Buldu beni fakat telefonum kapalıydı. WhatsApp'a atmış sesli. Ben onun İzin almadığım için verdiğim cevabın önüne koymadım. Yalnız bir zattı. Adını da bilmiyorum hakikaten. Ama bu adamın orada olmuş. Tarık Akan'ın orada olmuş. Oturuyormuş yatakta. İşte bir hafta kalmamış. Öldü. Dedi ki oturuyor ses yok diyor. Kağıt gibi. Yoldaşız. Yoldaş. Bir tanesi demiş ki yoldaş dedi ya. Sakın üzülmeyesin. Ya dedi, ölüm dediği nedir? Biten pile benzer insan. Pil biter, ne ondan ses çıkar, ne lamba çıkar, ne bir şey çıkar, atar kenara. Doğaya kavuşur. Doğa ile bütünleşir. Ve bu kadar yani, biten pile benzer insan. Şimdi ölüme ne endişe ediyorsun demiş. O da hiç ses yapmıyor, kafa sağlıyor. Fakat bakıyorum simasında inanmıyor. Çünkü artık bütün şartlar bitmiş. Nasıl iş yapacak?
Ölüm değermiş. Buradakiler söylüyor. Ben diyor, YouTube'da ahiretin ispatına dair o cümlelerden bir tane kalmıştı ve aynı misali bu adam verdi dedi. Pi. Siz de pili misal vermişsiniz dedi. Ben de orada yoldaşım dedi. Ben sizle bunu konuşurken ben hala Allah'a inanmış değilim diyor. Bunu bana anlatan diyor ha. Bana WhatsApp'ta ben Allah'a inanmış değilim dedi hala. Fakat diyor çekincelerim var diyor. Fakat Allah taraftarı daha fazlayım diyor. O videodan sonra. Demiş ki yoldaş demiş. Bu da meşhur. Yoldaş demiş. Pil biterken radyo çalsa öyle bitiyor da pil. Teyip çalsa. Bu kameraysa veya cep telefonuysa ses çekse video çekse bu pil biter değil mi? İşte bu kadar. Pil biter ama dedi. Pilin bitmesi filme dönüşür dedi. Bir şeye dönüşmeyen bir pil bitmez dedi. Fizik entropi kanuna zıttır. Pil mesela lamba yaktınız. Pil bitti. Lamba nura dönüştü. Nur yok olur mu? Var yok olmaz ki. Nur oldu. Peki kamera çektik. Videoya dönüştü. Ses çektik, ses çektik. Yani ses videosuna dönüştü. Yani pil bitiyor ama filme dönüşüyor. Kendisinden daha kaliteli bir hayata dönüşüyor. Pil filme dönüştü. Deyince, yani başkası olsa herhalde şey yapamamışlar. Da keserler mi ne yaparlar? Ben de o yoldaş olduğunda böyle durdu, birbirine baktım, yanlış anlamayın. YouTube'da adamın bir tanesi bu örneği verdi dedi. Sen daha aynısını söyledin. Benim kafamı kemiriyordu diyor bu. Fare gibi, ben timsah söylemişim. O fare gibi. Fare gibi kafamı bu söz kemiriyor. Pil bitiyor ama dedi, adam filme dönüşüyor. Film şimdi pil bitti diye filme dönüşünce pil yok mu oldu diyor. Diyor, yoldaşlar ne diyeceğiz buna? Biraz bir olayı çevirdiler dedi. Bana dedi biraz 5-10 dakika, birkaç dakikasına yol gösterdiler. Şimdi niye anlattım? Küfür ise o adam bak, Allah taraftarı daha fazla. Ama bildiğiniz gibi bir dedi, Allah şeyi de iman etmemişim diyor. Bak ne diyor, bak Mağaz'a bakın. Hususan küfrü mutlak olsa, hem o insanın, hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerini atar. Ondan sonra ben onları söylemiyorum özel olduğu için. O ölecek zatın simasını, ne halde olduğunu çektirmediler. O korku, ölüm korkusunu ondan sonra bana niye ulaştı? Bunun şansı yok. İmandan başka şansı yok. Uykuları olmaz demedi de ben kendim. Bak ne yapar? Manevi cehennem zulmetine atar, dönüşür. Nasıl izah edeceksin? Her gün diyorsun. Esselatu ve selamu aleyk. Nasıl diyeceksin? Benimle alakası yok. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Kabir izah edilmedikçe insanoğluna huzur yoktur. Hayat-ı dünyeviyeyi ahirete tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasaretten kurtulsunlar, insanoğlunu kurtarsınlar. Ya. Başka bir yer okuyorum, konuyu değiştiriyor. Konuyu değiştirmem lazım çünkü bloku olduk. Şimdi harika bir yer. Şimdi size bir soru daha. İlk önce buraya başlamadan önce. Hazır mıyız? Bu cemaatin içinde birisi telefonu kaybetse, iyi bir telefon, kaliteli. Kaybetse, tamam? Ondan sonra abi bakar mısın dedi, inan et bu telefonu bana verdiler. Tamam, aldım. Arkadaşlar dedim, telefonu kaybeden var mı? Hiç kimseden ses yok, bir tanesi diyor ki benimdir. Ha? Bir dakika senin ama ilk kayıt kim, A'da kim var?
markası neydi? İçerisindeki bilgilerle, ondan sonra kabı, kabdaki, aşağıdaki ve ekranındaki resim, alametlerini sordu adama, bir kişiye. Hepsini doğru söyledi. İçindeki telefon listesini de söylüyor, en son kimle de görüştüğünü de söylüyor. Belki arkadaşlar başka telefon benim olan var diye var mı? Kimseden ses yok. Sonra ben bu kadar alametlerini gördüğüm halde ve başka sahip çıkan da yok. Her şeyi söylediği halde telefon listesini. Ben diyorum ki ona vermem gerekmiyor mu? Diyorum ki Murat senindir telefon. Sen desen ki abi benim değil. Ben böyle bir şey kaybetmedim. Yok yok. Sen benim değil diyorsun ama ben bilirim senindir. Sen de bu sefer diyorsun ki ya benim telefon olup olmadığını sen mi daha iyi biliyorsun ben? Benim telefonum yok. Benim telefonum olup olmadığını abi sen mi daha iyi biliyorsun ben? Benim öyle bir telefonum yok. Dese hepinize soruyorum. Kasıp yapmayın. Telefonu kime vermem lazım? Sahibine vermem lazım. Öyle değil mi? Benim diyene ama bundan başka benim diyen yok. Ve ispat eden de yok. Aynen bu örnek gibi. Kur'an benimdir diyen kim var? Başka kimse var mı Allah'tan başka? İçindeki içerikle, alametleriyle onun olduğu işaretle ispat edilir. Bir tanesi çıkıyor. Hayır diyor, Allah'ın değildir bu. Kimindir? Senindir Ahmet diyor. O da diyor ki hayır benim değil. Ben buldum. Benim değil, elimde ama. Senin elinde. Buldum, benim değil işte. Biraz önce buldum, Hasan abiye verdim. Yok, sen diyorsun ki benim değil ama senindir. Soruyor. O zaman bu Kur'an kim? Kim benim diyorsa onun. O da diyor ki, benim olmadığı halde bana isnat ediyorsun. Benim olmadığımı benden daha iyi mi bileceğiz? O zaman sen bana neye dayatıyorsun? Senindir. Dese de benimdir. Ebu Cehil demiş ki peygambere, senindir. Peygamber diyor ki benim değil. Yok senindir. O zaman diyor ki o peygamber, o zaman beni benden daha iyi biliyorsun. Benim değil. Ama o zaman dese de benimdir. Ebu Cehil desin ki Kur'an benimdir. Ben yazdım. Ben yazdım. Bu benimdir ya Muhammed yalan söylüyor. Aleyhisselam. Onu da demiyor. Benimdir de demiyor. La desene benimdir. Bunların en alimi o levaları asılanlardan bir tanesi. Lebit'ten bu da varmış. Lebit'in ne basar? Bunun da var. Velid İbni Muhire. Halid bin Velid'in babası galiba. Kur'an'da onun hakkında 10 tane ayet var, gayrimeşru olduğunu söylüyor Kur'an. Zenin diyor, kulağı kesik, yani gayrimeşru. He? Evet, vesaire. Ona o en alim oymuş, en yaşlı. Ona Kur'an'ı götürmüşler. Bakmış, ben eski diyor velileri, şairleri bilirim. Yenileri, en yaşlı oymuş. Şimdikileri bilirim, ben de varım. Fakat diyor bu hiçbirisine benzemiyor. Tutmuş o şeyin kemiğin üzerinde, deri, hani ceylan derinin üzerine. Verdi onlara diyor ki, sihir deyin gitsin. Ha? Şimdi o Kur'an okuyacağız. Anladık değil mi misali? Kimse demiyor, benimdir. Ortada bir mal var, pırlanta. Pırlanta gibi bir mal var. Allah'tan başka benimdir diyen yok. Yok, senindir dediğimiz kişi de benim değildir diyor. Dayatınca diyor ki, benim olmadığımı sen mi daha iyi bilirsin, ben mi daha iyi bilirsin? Madem o kadar heveslisin, desene benimdir. Bu şey örneği nasıl? Böyle bir daha önce bir örnek vermiştiniz. O örnekteki mantığı burada da kullanıyorsunuz. Önceki örnekte onun
zina ve hukukuyla ilgili bir şey var. İmansız olduğuyla da ilgili bir ayet vardı. O ayetten sonra 8 yıl yaşadı. Ha. 8 yıl boyunca... O Ebu Leheb. Ebu Leheb, Ebu Leheb. Ebu Leheb deseydi ki 8 yıl yaşadı bu ayetten sonra. Ayet Ebu Leheb cehennem oduncusudur diyor. Cehenneme gidecek diyor kafir. Ondan sonra o ayetten sonra 8 sene yaşamış. Deseydi ki Allah ve Peygamber'e iman etti. Allah ve Peygamber'i yalancı Kur'an'da düşürecek. Hemen otomatik Allah ve bu Peygamber Kur'an yalancı olacak. Bak kafir dedi Kur'an benim için. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yalandan dese Kur'an yine yanlış olacak. Şimdi burada da Peygamber diyor ki bu benim değil Allah'ındır. Fırsatı değerlendirir dese ki benimdir dese. Benimdir dese Muhammed çaldı dese. Acayip bir şey. Şimdi Ebu Leheb hakkında cehennemliktir diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulü iman etmez diyor, tamam mı? Ettim diyor. O zaman ayet yanlış. Bu ayet yanlış olacak. Bir ayet yanlış oldu mu komple yanlış oldu. Almanya'da bir papaz bu ayet okuduktan sonra evet. Sekiz sene demiş ki bu adam ne kadar yaşadı? 8 sene. 8 sene de hiç. Ya yalandan la ilahe illallah dese bu ayet yanlış olacaktı. Ya kendi davasını güçlendirmiş. İş bitecekti yani. İşin bitecekti. Kur'an bu dünyada iyi dinleyin şimdi bak. Kur'an, şöyle düşünün, psikolog değil Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sosyoloji bitirmedi, İstanbul Üniversitesi'nde mezun değil, Marmara'da mezun değil, Gata'da mezun değil vesaire. Şimdi böyle bir adam, fizikçilerin kitabını fizikçiler okur, tıpçıların kitabını tıpçılar okur, inşaatçıların vesaire okur. Şimdi böyle bir Kur'an ortaya çıktı. Ne yapıyor, iddiası ne? Bir bakayım içerisine. Ne yapıyor? İddiasını bu paragrafta okuyup beraber dersimiz bitecek. Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve dinlemedin mi bunu? Diğerleri klasörün içerisinde devam var abi. Sadece yazılan sayfaları aldım. Şurada mı? Evet. 446 var orada. Ne? Yüklemedin hatırına geldi. Yok sadece yazılı olanları koydum. Tamam. 445 miydi abi? 46'ını bulacağız burada. 446 idi. Hangi sol sahibi? Taraf. Şu mu? Evet. Bak. 446. Ben buradan başı bir daha hatırlatayım çünkü çok önemli. Kur'an bu dünyada. Tamam mı? Daha peşin. Gelecek vaat etmiyor daha. Peşin şu anda. Öyle nurani, yani insanı ferahlatan, yolunu gösteren, etrafını fark ettiren, saadetli, huzura sebep olan, hakikatli bir surette, tebdili hayat içtimaiyle beraber cemiyet hayatını değiştirmiş. Nasıl değiştirmiş? Köleler sığır gibi satılırken, bakayım senin değerin ne kadar? Bak, köleler, kadınlar ve kadın kölesi çırıp çıplak, erkek çırıp çıplak, sığırlar, koyun keçiler, sığır pek yokmuş. At varmış, eşek de pek yokmuş, deve varmış, eşek az varmış, o da Suriye taraflarında bir şey yapılıyormuş. Bir insan kaç eşeğe denk geliyordu biliyor musunuz? Pazara köle götürüyorlardı. Bir eşek almak için kaç tane insan köle veriyorlardı? Üç. Kaç? Üç. Peki bir deve... Beş. Bak. Şöyle hesap ediliyordu. Herkes bak şöyle. Rivayette farklı da. 3-5'miş. Bir eşek kaç insan iş yapıyor? 2-3 insan iş yapar değil mi? Mesela tarladan odun getiriyoruz hepimiz köylü. Kaç insanın işini yapar bir günde? 3 insanın işini yapar değil mi odun taşımada? Yapar. Senin değerin 3 eşek, 3 tane eşek olmuyor. Bir eşek bile olmuyorsun sen de ben de. Bak, üçümüz bir araya gelelim bir eşek oluyorduk o zaman. Ama deve hiç olmuyorduk zaten. En az 5 insan bir deve oluyor. Bana 1, 2, 3, 4, 5. Bir devesin.
Aa, deş tokuştu ya. Merak ettiğim için bilerek söylüyorum. Deş tokuş yapılıyordu. Ölçü neymiş diye merak ettim dipnotunda. Bir insana kadar iş yapar, şu kadar. Bir eşek kaç tane iş yapar, o. Peki, kaç tane insanın yaptığı eşeğin işine denk gelir? O kadar insanmış, eşeğin karşılığı. Yani ben bir eşek etmiyordum. İşte bunu değiştirmiş. Ne yaptı diye. Bak Kur'an ne yaptı? Seni eşekle satılmayı kaldırdı. Ötekileri biliyorsunuz. İnsanların canını gömüldüğünü onlar biliyorsun. Duygunuza biraz vurayım mı? Duygunuza. Vicdanınıza biraz vurayım mı? Bir parça. Yeni evlendiniz. Gerdek olmadan o kabilenin reisi 2-3 gün onda olacak. Şaşırdın mı? Boşuna zalim denmemiş. Kabile reisin hakkıymış. Uzatabiliyormuş da. Gün. Evleniyor, onda olacak. Yasin. Ne oldu? Rengin değişti abi. Ama biraz da ileri götürsem şaşırsın. Şimdi sen evlendin. Hayal et. Köyünüzün kabile reisini hanımın biri diyor. Tabi. Tahallü küfür küfür olmadığı için tefekkür küfür küfür değildir. Yani zalimliği anlamanız için, Kur'an anlamanız için söylüyor. Kaç gün? En az 3 gün. Artık insafına kalmış. 10 gün sonra verdi sana. Ben kendimi reis olarak ayırtmam. Ulan o rezilliktense, onu yapmaktansa git esir de yan. Köle ol. Kabul edemedin. Aşacak oldu. Ben onu olmaktansa, evet, keşke deve olayım, bunu da duymayayım. İşte niye dedim biliyor musun? Böyle bir tebdili hayat yapmış, bedellemiş. Neyi kaldır diye söylemek için bunu söyledim. Bak, aile, ruhsal yapıyı insana nasıl bakılıyor? Eşekle. Nasıl yönetiliyorsun? Böyle. Psikoloji bozulabilmesi için insan olması lazım. Eşeğin psikolojisi bozulmaz ki, sırrı bozulmaz ki. Hiçbir şey yok yani içlerinden. Bir şey kalmamış. İçi boşaltılmış, ciğer mi yer yok. Robot gibi çalışıyor. Robotun namusu var mı? Japon robotun. Lan eşeği ol eşek. Affedersiniz. Hayvan, deyiz. Robota dese ne der? Lan kim ediyorsun, nasıl? Der mi? Demez değil mi? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar affınıza sığınırım. Bazı galis tabirler kullan. Yani yaptığı tebdil hayat içtimayı anlatmaya çalışıyor. Ya diğerlerini anlatmıyor. Daha şeyleri. Kızı olan var mı? 8 yaşına, 7 yaşına. Onlara sesleniyor. Dayıya götürmekmiş. Daha da 3 gün önce kuyu kazmış. Gözünü kapatırsan benim dediğimi ama yapma. Yapmayın. Bunu yaptı Kur'an. Nasıl sarılacaksın? Gene bir cüz veya bir sayfa okumadan günümüz geçmemesi lazım. Kadının bana dedi ki, kadının hakkı neydi diyor. Fesubhanallah şaşırdı. Kadının hakkı neydi o zaman diye bana sordu. Kadının hakkı değil, kendisi maldı ya. Malın hakkı olur mu? Ha böyle maldı, mal. Bu telefon miras hakkı olur mu? Kadın alınıp satılan müeyyide edilen, yani onunla eşya ne kadar üzüm olur bir kadın köleye. Eşeği anlattım ama eşeğe de kız kıyas ediyordu. Ne kadar şey diyorlar, o eşeğin kenarlarına sepet diyorlar, şey diyor. Kıye mi ne diyor? Heybe. O koydukları kıye mi ne? Heybe. Yani değil ya, üzüm içine üzüm konuluyor. Kaç tane o sepet üzüm bir kadın köle ediyormuş diye. Eşek bile etmiyorlar. Eşek bir kadın bir eşek etmiyor ki. Erkek yine eşek ediyor. Yo bir erkek de eşek etmiyor. Yani üç tane erkek bir eşek ediyor ama kadın... Üç tane kadın bir eşek etmiyor.
Kadın maldı, mal sahibi yoktu. Çok az vardı. İnsanların böyle bir tepkili içtimaiyet yapmış, insanların hem nefislerini, dur dedi. Bak, cemiyeti böyle değiştirdi. Tak tak aldı. Bir de dur dedi nefsine, dur. Ya Muhammed. Ya Muhammed, imam etmemiş. Bizi çağırıyorsun. O kölelerin toplantısı, etrafında köleler var. Onların yanına mı geleceğim? Onların yanına bana anlatacaksın. Hepsini kop, bana tek anlat. Demiş. Demiş, Ebu Cehil demiş ha. Ya. Namaz kılar, baba secde yapma. Demiş ki, durmuş Resulullah, Cebrail gelmiş. Biliyor musun? Durmuş. Sahabelerle bakıyor. Kimisi köleden kurtulmuş. Kimisi fakir. Bakıyormuş Resulullah. Diyor ki, sakın ha, sen de zalimlerdin. Kovma onları. Sakın ha. Allah böyle olmadı ya. Allah çok hoşuma gidiyor ya. Allah o kadar tövbe kalitli işte. Allah. O kadar. Böyle bir Allah'ın kıymetini bilmek lazım. Allah'ımızın kıymetini bilmek lazım. Basit şeylerle Allah'ın devre dışı yapmamak lazım. Allah'ımızın kıymetini bilmek lazım. Bu sözüm sekeratta da, kabirde de hatırınıza gelecek. Şimdi ne yapmış? Dur dedi nefislere. Şöyle yapmayacağız. Nefislerini, yetmiyor. Nefislerini, arzularını durdurdu. Sonra arzuları insana dayatmasın diye merkeze geçti Kur'an. Kalplerini. Daha yetmiyor. İnsan nefse yapma, bir YouTube'a girme dediği halde yapamıyorsun. Yapamıyoruz. Girme şunlara. Dedi abi. Niçin yapamıyoruz? Nefsimize laf geçiremiyoruz. Çünkü ruhlarımız terbiye olmamış. O nispette. Yani nefsi durdurabilecek kadar ruhta kemala kalpte feyiz, ruhta kemalat yok. Niçin? Akıllarımızda hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimailerinde, hem hayat-ı siyasilerinde öyle bir inkılap yapmış, idam etmiş, idare etmiş ki. Hem insanların nefislerinde, hem kalplerinde var. Nefis derken arzularımıza. Dur demiş. Terk et onu. Yapma. Zulmetme. Gasp etme. Karısını alma elini. Ver hakkını. Kendini onun yerine koy. Nasıl yapacak ya? Bunu yapabilmesi için olmaz bu. Kalbe geçiyor. Merkeze daha kalbe hükmetmek için, nefse hükmetmek için kalbe hakim olması lazım. Kalbe feyiz verdi mi nefsi daha dizginlenir. Merkeze geçiyor. Daha yetmedi. Yetmeyince ruha geçti. Ruh da yetmiyor. Akıllarında tertler, aklı talim, kalbi terbiye. Sonra bunu yaptıktan sonra hayat-ı şahsiyelerinde kişiliğini değiştirdi. Kişilik Ebu Süfyan, Ebu Cehil'in damadıdır. Ebu Cehil'in oğlu da İkrime radıyallahu anh'dır. Bak hayat-ı şahsiyesi nasıl değişti. Hazreti Ömer yerdik diyor putu, yapardık putu. Yaparlarmış malum ya biliyorsunuz. Putu yaparlarmış yolda giderken. Tapınırdık diyor. Acıktığımız zaman da yerdik. Yani bu yaptığına göre bir karakter oluşturabiliyor musunuz adamı? Adamı seyredebiliyor musunuz? Nasıl bir adamdır? Mesela ben şöyle yapıyorum yani. Örnek olur belki diye. Kenarında dursun. Allah Resulü'ne bir sahabe bir soru sormuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cevap vermiş. Aynı soruyu başka sahabe, başka yerde, başka zamanda sormuş. Ona başka cevap vermiş. Ben düşündüm. Niye böyle? Soru aynı. Hepsi de sahabe. Farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda aynı soru sormuş. Niye farklı cevap diye baktım. Resulullah'ın sözünden
adamın karakterini çözmeye kalktım. Bunu yapa yapa epey ilerledim ama bu sefer rahatsızlık vermeye başladı. İnsanların konuşmalarında, soru soruyorum konuşmalarında, sanki karakter haritası gibi çıkıyor. Tamam mı? Rahatsız oldum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabında sahabe nasıl bir ruhu vardı, nasıl bir aklı vardı ki böyle cevap oldu. Yani bunu, bu cevabı ona ayarlamış. Onun eksikliğini. Mesela bir tanesi. Ya Resulallah, namazdan sonra benim için en hayırlı ibadet nedir? Bak, dedi ki anne babasına hizmet etmektir. Ana babasına. Bir başkasına başka demiş. Şimdi anne babasına hizmet etsin. Bir başkasına diyor ki ailesine iyi davran. Ailene iyi davran. Bir başkasına, ha demek ki ailene iyi davran diye bu sahabe biraz sert. Despot gibi ya. Tövbe de. Ama buna, bunu söyleme, bunu cevap aynı zamanda tamir. Tamir ediyor. Ben kendimi oraya koyuyorum, bana hitap ediyorum sonra. O zaman ben o ruhlar uzanıyorum. Yapmayın da. Şu işinize yarabilir bu bilgi. Bir, insanların davranışlarına, sözlerine hemen şey yapmayın, tepki vermeyin. Yani beceremiyoruz da. Yani hanımın olur, evdeki olur. Yani onun haletini sen kendine göre olmaz. Çünkü niye? Sen bu kadar derse geldin, bu kadar kitap okudun, bu kadar malzemeden sonra bunu söylüyorsun, bunu yapıyorsun. Onun öyle bir malzemesi yok ki. Ha, öyle bakın diye söyledim. Şahsi hayatını değiştirmiş. Hem hayat içtimai değiştirmiş. Cemiyet hayatını. Kızını gömüyor. Başkasının karısını alıyor. Bak ne yapmış. Pazara gidiyor. Sahabe. Kapıyı açık olsun. Camı da açar mısın şöyle? Şöyle. Şimdi gitmiş un satıyor. Allah Resulü sokuyor ona elini. Altı ıslak. Altı ıslak. Niye böyle diyor altı ıslak? Ya Resulullah gelirken bilmiyor. Yani doğru yanlışı bilmiyor. İyi ki böyle olmuş önce. Tabi aldatmak için yapmıyor. Bilmiyor bunu. Diyor ki gelirken diyor yağmur yağdırılıyordu. Islandı. Onun için kuru üstüne koydum. İslah görse almasın, almazlar. Hepsi söylüyor. Dedi ki vallahi bizi aldatan bizden değildir. Ne yaptı sahabe? Siz tahmin edin. Kim diyecek ne yapmıştır? Bu laftan. Yok yok sahabe ne yaptı o sahabe? Dökmüştür. Yere dökmüştür. Evet. Peki başka? Hediye etmiştir herhalde onu yani vermiştir. Yani Allah rızası için. Sen kaç defa dersi geliyorsun? Evet. He. İşte bak cevabım böyle oldu. Bak bu ne dedi? Tasadduk etmiştir. Derslere gelse bak sahabe ruhu şudur. Sahabe ruhun okuyasın diye. Sana şey yaparsın diye demiyorum. Gelmemenin şeyini görüyorum. Sahabe hemen onu tasadduk etmiştir. Hemen sadaka verir. Hemen. Bir şey duyduğu zaman hemen uygular. Mesela tesettür ayeti geldiği zaman sahabiye annelerimiz hurmalıktaydı. Hurmalıkta. Tesettür siyah örtüleri varmış. Hurmaları koymuşlar. Tesettür ayeti gelince bunlara ulaşmış. Ne yapması lazım? He ya tamam. Şu hurmaları toplayalım eve götürelim. Boşaltalım. Ondan sonra örtünelim. Başka şey yok. Ne yaptılar biliyor musunuz? O geldi. Doldurmuşlardı hurmayı. Daha topluyorlar. Hemen kaldılar. Boşalttılar toprak yere. Hemen örtündüler. O örtünü şu örtünü. Perdeleri yırtmışlar. Evet. Aynı anında. Sormamışlar. Şimdi de biz sahabe de insan, ben de insanım. Kıyas ediyoruz. Bir eşek bile etmiyoruz. Sahabeye kıyas ediyoruz. Gülmeyin, okmedanlar. Üçünüz ancak bir eşek oluyor. Ben biraz pahalıyımdır abi. Tamam. Osman da sen olursun. Biraz cisli ya.
Kerem Bey. Kusura bakmayın. Doğru söyledin abi. İyi ki Allah var değil mi? Oh, endişe etme daha. Ne olur endişe etme. İyi ki Allah var, problem yok. Günahım var, Allah'ım var. Ölüm var, Allah'ım var. Ya Allah var deme. Allah'ım var. Bunun nesini yap? Sen Rahman Yasin'den biliyorsunuz 5 yaşında. Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ım ne? Allah'ım Ekber. Allahu Ekber. Evet. 5 yaşında. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Allahu Ekber yok da. Allahu'm Ekber. Fıtriymiş bu söz. Fıtriymiş yani. Ha? Allah değil de Allah'ım. İyi ki Allah. Kıymetini bilelim de kaçmasın elimizden. Öyle bir inkılap yapmış ki ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde hala devam ediyor. Lan bir kitap yazacaksın, mecliste bir kanun çıkıyor, en fazla 10 sene gidiyor. Bir sağlıkta bir tespit yapıyorlar, 10 sene sonra değiştiriliyor. Ya bir kitap yazacaksın, 1400 sene hala tepeden bakacak. Ben 1982'de kilise, şey lisede okurken burada Çin Cumhurbaşkanı'nın sözünü hiç unutmuyorum, çok etkilenmiştim. Zhao Ziyang. Nasıl kalmış kafama? Zhao Ziyang. Zhao Ziyang demiş ki, yok 82 ne kadar etkilenici kafana çizgi. 106 sene önce Mao'nun felsefesi ve doktriniyle 1,5 milyar insanı idare edemiyoruz, edemeyiz, batılaşmalıyız. Ya 106 sene önce, 1400 sene önceki kanun hala cahil. Peki gün geçtikçe eskiyor mu? Gün geçtikçe tazeliğini daha çok gösteriyor. Çok acayip. Yani gün geçtikçe eskimesi gerekmiyor mu? Eskimesi gerekirken gün geçtikçe daha tazeliğini muhafaza ediyor, daha çok ihtiyaç var. Örnek vereyim size iki tane. Kur'an'da içki içmeyin haramdır. Şimdi desek ki, vallahi doğruydu ama o zaman ihtiyaç vardı. Şimdi insanların kültürleri arttığı için bilgileri de çoğaldı. Dolayısıyla o içkinin getirmiş olduğu sarkıntılar, dengesizlikler pek olmuyor. Onun için içki haramiyeti o zamandı. Şimdi ihtiyaç çoktur diyebilir miyiz? He? Bak 407. Diyebilir miyiz? Şimdi mi daha çok içki haramiyetine ihtiyaç var? O zaman mı? Arkadaşlar, senin kızın, çocuğun sarhoş bir 406 yok değil mi burada? Yok orada. 407 yok. Tamam. Ah. Şimdi onu gösterecek değil mi? Senin yakının içkili birisi esse içkinin ne demek olduğunu biliriz. Ha. Eskide içki, zina, hırsızlık ne kadar ihtiyaç vardı? Kur'an bunu men etmiş. O zaman vardı. Çopulcu adamları idare etmek için lazımdı. Şimdi gerek yok canım, terakki etmiş. Şimdi adam dolabı açmıyor, dolapla komple dükkanı götürüyor. Şimdi daha çok ihtiyaç yok mu bu yasağa? Ya evine hanımını bırakamıyorsun ya derse giderken, 2-3 tane anahtar koydun. O binada dolduğu halde öyle mi? Ha, demek ki Kur'an'ın hükümleri o kadar sabit ve rasittir ki, tamam, ben hemen cümleyi buradan okuyayım. Ondan sonra şey, bak 407 sayfa olsaydı gösterecektim. Beşerin, bak beşerin kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. İşte buraya yazmışım. Sağ ol Ziyaret'i. Bunu okuduğum zaman çok etkilenmiştim. O günler söylüyordu, günlerdi. Ben de bu, o zaman okuduğum zaman burayı, vay be, beşerin asar ve kanunları, beşerin işleri ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor.
Kur'an'ın hükümleri değişmiyor. Gün geçtikçe tazeliğini muhafaza ediyor. Sebebi daha çok ihtiyacımız var bu kanuna. Mesela eskide hak hukuk mesela vardı. Onun için hak hukukla Kur'an ahkam getirmiş. Şimdi yok mu? Eskide nefis terbiyesine ihtiyaç vardı. Yok mu şimdi? Ha demek ki Kur'an öyle bir hakikate sahip ki öyle bir ayetin mukadit manası var. Her bir manada, her bir manada, bak, her bir ayette mutadit mana var. Her bir ayette küllidir. Her asırda da efradı bulunur. Ya, öyle bir inkılap yapmış, idame etmiş, idare etmiş, bak, inkılap yapıyor. İnkılap demek yumurta tavuk, tavuk yumurta. Aslı fıtrata ulaşılıyor ve fıtratını yaşıyor adam. Bak, bak. Suni o zalimliklerden kurtarıyor. Tamam. Aslına ulaşıyor. Aslını keşfediyor. Onu patlatıyor böyle. O çekirdekle. Ya şu inkılap bu. İdame etmiş. Yani tamam heyecandan bir sene iki sene ama idame etmiş ölünceye kadar. Her şeye rağmen direnmiş. İdame etmiş. İdare etmiş. Ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor. Ve insanları terbiye, bu cümleyi okudum kesin. Bak, insanları terbiye, nefislerini tezkiye, kalplerini tasfiye ediyor, ruhlarını inkişaf ve terakki, akıllara istikamet ve nur, ve hayata hayat ve saadet veriyor. Bir daha Kur'an insanları terbiye, nefislerini tezkiye, kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki, akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur. Harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Yok çünkü benzeri. Abi buna Kur'an alternatifi yok yani. Hem fizikçiler okuyacak, hem kimyacılar okuyacak, hem pedagogçular okuyacak, hem Elazığ okunacak. Aynı kitaptan avam ders alacak, profesör de ders alacak. Kadın da alacak, erkek de alacak. Büyük de alacak, küçük de alacak. 10 sene önce de alacak, bu sene de alacak. Her sene de bitmemiş olacak. Ancak böyle bir kitap misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Allah bu hakikatle haklanmayı, onu aklımıza rehber, aklımıza nur, aklımıza ziya eylesin. Amin. Evlerimize Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un nurunu hakim eylesin. Amin. Ervah aliyeleri, ruh kutsileri evlerimize nasip eylesin. Amin. Kimlerimizin hastaları varsa, şifa. Amin. Dertlileri olanlara derman. Amin. Hastaları olanlara şifa nasip eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Amin. Amin diyen kulların kabul olan hakikatle haklanmayı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nur-u imandan istifade ve istifaza etmeyi nasip eylesin. Vahir davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha'tıma selavallahu aleyhi ve sellem.